Evet sayın seyirciler, Kurdoğlu Yem Karma Makinesi sponsorluğundaki Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çekimlerimize devam ediyoruz. Şimdi yine bir dostla beraberiz. Daha önce Köy TV ekranlarından hem program hem de proje çalışması yaptığımız Pelinek firmasının standdayız. Yanımızda Sayın Davut Piçeço Bey var. Davut Bey, öncelikle fuar hayırlı olsun. Tekrar beraberiz. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor fuar sizin açınızdan? Fuarlar güzel. Yeni insanlar, yeni dostlar kazanıyoruz. Ama tabii burada ne için varız? Ürünlerimizi tanıtmak. Hayırlı ürünlerimizi tanıtmak. Neden? Çünkü her programda daha evvel de hatırladığımız gibi söylüyorum. Biz bir makine satıyoruz, bir kar ediyoruz. Herkes bunun için çalışıyor. Ama benim en büyük karım hayır duası almam. Biliyorsunuz biz başta zeytin hasat makineleri, budama makineleri olmak üzere dünyanın bu teknolojinin en ileri teknoloji ürünü olan pelek ürünleri satıyoruz. Ama dediğim gibi benim en büyük karım akşam eve kafamı yastığa koyunca sattığım makine kadar hayır duası almak. Bu benim için en büyük kar. Ve çok mutluyum. Fuarlarda tabii bu açıdan daha fazla hayır almak için müthiş yerler. Tabii sattıkça para kazanacağız. Evet, bu bir orijinal bir Fransız malı. Döviz ödüyoruz, dışarıdan alıyoruz. Ama ödediğimiz dövizden çok daha fazlasını memleketimizde katma değer olarak yaratıyoruz. Bu yüzden çok hem gururluyum hem mutluyum. Evet. Biraz da Pelenk'ten bahsetmek istiyorum. Pelenk çünkü sadece bir marka değil. Fransa'nın çok büyük bir kuruluşu. Çatısı altında dünyada tek tarım makineleri fabrikası ki 300 bin euroluk hasat makinalarından atıyorum 1000-1500 euroluk küçük makinalara kadar aynı çatı altında üretilen büyük bir marka. Dediğim gibi bunu altını çiziyorum. Markadan önce bir zihniyet, bir ideoloji. Nedir ideoloji? Tarım makinalarında başka fabrikaların yapmadığı, yapamadığı veya diğerlerinden bir tık değil birkaç tık önünde işler yapmak. Mesela bugün motosiklet kullanıyoruz, elektrikli araba kullanıyoruz. Arkadaş, bu adam makas yapmış, zeytin hasat makinesi yapmış, bataryaya bağlı birçok makine yapmış bundan 20 sene önce. Yani bugün arabalarla motosikletlerin hayretle izlediğimiz benzinin yerini alma olgusunu adam 20 sene evvel tarıma hala pelenk kadar temiz enerjiyi, şarjlı makineleri tarımda kullanan marka yok. Evet. Bu bakımdan hep öncü. Elimizde şimdi makasımız var, biraz ondan bahsedelim. Evet. Evet. Makasımız 6. nesil. Yani böyle telefonların şeyi gibi 6, 7 gibi. Bizim en son şeyimiz. Bu makas, bu elimde bu göründüğünüz makas küçücük bataryayla bütün gün bir bağa giriyorsunuz. Bütün gün çalışıyorsunuz çok yoğun bir şekilde. Şöyle söyleyeyim. Gün ışıyıp da sabah ezanından akşam kararına kadar çalışırsınız. Şu gördüğünüz küçücük bataryayı cebinize koyarsınız veya belinize bağlarsınız veya montunuza koyarsınız. Bir bağı bir kişiyi beş kişiye, yani atıyorum ölçü olarak bir hektarla kolunuzla yapacağınız işi beş hektarı bir kişi yapabilir ölçü olarak. Bir de ben hep malımı satarken şöyle söylüyorum, kameraya karşı tutuyorum parmağımı. Bu parmağımı görüyorsunuz. Şimdi bir insan bütün bu kol kaslarıyla şu şekilde açıp kapatıyor, bütün gün şey kesiyor, bir dal kesiyor. Ben size parmakla, hani bir ünlü sunucumuzun dediği gibi parmaktan sonra, aha bu parmakla ben size bir makas veriyorum. Sabahtan akşama kadar budama yapıyorsunuz. Yani bütün kol kaslarınızı ve üstelik de 5 misli şey çıkarıyor. Bir de pelenk bu sene fuar fiyatlarıyla beraber müthiş agresif bir fiyat politikası izliyor. Ortalama 6000 lira bandında olan 45 milimetre, bunlar 35 milimetrelik bağ makası. Bir modelimiz daha var. O 45 milimetre dalları kesiyor. 5500-6000 aralığında olan bu ayardaki makasları, Fransız ve İtalyan makaslarından öne geçmek için agresif bir fiyatla çıkıyor. 4250 TL'ye biz bir makas veriyoruz. 45 milimetre kesen en güçlü noktamız bu. En son teknoloji, diğer makaslar mesela 45 milimetreyi kademeli olarak keserken 45 milim dalı, ki az bir şeydi, 4,5 santimlik bir daldan bahsediyoruz. Tek kalemde keser. Patlatmadan, şeyi kabuğunu zedelemeden 45 milimetreyi kesen ve 4250 fiyatlarıyla bu sene bir kampanyamız var. Bir tane de 100 lira değerinde bıçağını, yedek bıçağını hediye ediyoruz. Peki ben teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki projelerle daha detaylı beraber olacağız. İnşallah. Hayırlı fuarlar, kolay gelsin. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet sayın seyirciler. Pelinek firmasındaydık. Bizi izleyen izleyicilerimiz için Anahol'un girişinde hemen sol tarafta Bursa Tarım Fuarı'nda bu yenilikleri, teknolojileri Davut Bey ile sizler için ekrana getirmeye çalıştık. Yayınlarımıza devam ediyoruz.